Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında kalan göçmenler Amerika'daki özgürlük arayışlarının bir parçası olarak orada bulunuyor. Pastör Gustavo Banda'nın sınırdaki küçük kilisesi göçmenler için bir sığınak haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında kalan göçmenler Amerika'daki özgürlük arayışlarının bir parçası olarak orada bulunuyor. Pastör Gustavo Banda'nın sınırdaki küçük kilisesi göçmenler için bir sığınak haline geldi. Sınırın yakınındaki on binlerce göçmen Amerika'daki özgürlük arayışlarının bir parçası olarak orada bulunuyor. İsa'nın Elçileri Kilisesi'nden Pastör Gustavo Banda, 2011 yılında eşi Zaida Guyen rüya aracılığıyla Rabbin sesini işitince Canyon de Alacran'a taşındıklarını anlattı. Pastör Banda, "Hiçbir şey olmamasına rağmen buraya taşınmak Tanrı'nın açık bir emriydi," dedi. Halkın durumundan etkilenen Banda, "Tanrı bana bir kilise inşa etmem gerektiğine dair rüyamda seslendi. 8 ay gece gündüz çalıştık. Tanrı'nın özel bir şey yapacağını biliyorduk," dedi. 2016 yılında yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle ülkelerini terk eden binlerce Haitili, ABD-Meksika sınırına doğru yürümeye başladı. Pastör Banda, "Kiliseye sığınma yeri oldu. Kilisede bu kadar çok insan olacağını hayal bile edemezdim," dedi ve o günden bu yana kilisenin kapısının dünyanın her yerinden gelen göçmenlere açıldığını söyledi. Yaklaşık 35 bin kişinin kiliseye geldiği tahmin edilirken göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor ve her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olunuyor. Geceleri ise kilise büyük bir yatakhaneye dönüşüyor. Çoğu göçmen sınırı yasal olarak geçmeye çalışmadan önce ortalama 6 ay burada kalıyor. Kilisedeki gönüllüler çocukların eğitimiyle ilgileniyor ve göçmenlerin Amerika'daki yeni yaşamlarına hazırlanmalarına yardımcı oluyor.